Ve devam ediyoruz podcast zirvesinin ikincisine. Son oturuma geldik artık. Sabahtan beri sürmekte bu yayın. Tam da ekran yorgunluğundan bahsettiğimiz bir zamanda bu kadar uzun süre ekranın karşısında kalmak iyi midir, hayırlı mıdır bizler için bilmiyoruz ama bu çok istediğimiz buluşmayı gerçekleştiriyor olmaktan da çok mutluyuz. Çelişkiler bir arada elbette. Şimdi bu oturumda konuşacağımız şey az önce Erdem'in de söylediği gibi Biyanet Podcast olacak ve Nazan Özcan yayında olacak az sonra. Hatta geldi bile. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin Nazan. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen Herkes nasılsın? bıktı mı? Aslında bıktı mı bıkmadı mı meselesini çok anlayamıyorum. Çünkü salonda olsak eğer dinleyicileri görebilirdik, konuşabilirdik, bunun dedikodusunu yapabilirdik. Fakat Evet, değil mi? bir göz göze bakmak mümkün olabilirdi ama burada çok mümkün değil. O yüzden herkes çok yüksek Maalesef. motivasyonla devam ediyor gibi düşünerek son Güzel. oturuma kadar geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığın için öncelikle, zaman Ne ayırdığın için. demek? Bu Keyifli. cumartesi akşamüstünü bize ayırmış oldum. Evet, Biyanet'in yayın Teşekkürler. yönetmeni Nazan Özcan bizimle beraber şimdi. Biyanet'in podcast macerasını konuşacağız. 20 yıllık bir yayın mecrasından bahsediyoruz aslında Biyanet dediğimizde. Belki buradan başlamak mümkün olabilir. Çünkü bir taraftan da geleneksel ya da bu uzun zamandır varlığını sürdüren medyanın belki de yeniliklere alışması çok kolay değildir gibi bir şey var benim aklımda. Biyanet nasıl karşılık verdi bu podcast dünyasına, girmeye nasıl karar verdi? Öncelikle şunu söyleyeyim, daha çok başındayız. Yani girmiş bile değiliz. Çok evet dediğiniz gibi bir hayhuyun içinde, çünkü günlük sistemde yetiştirmeniz gereken haberler varken bir taraftan da yenileşmek zorundasınız. Çünkü bir taraftan da bakınca ben en azından şunu fark ediyorum. Artık insanlar işte okumak, hele de özellikle yeni nesil için söylüyorum. Okumak yerine dinlemeyi ve ya da video seyretmeyi tercih ediyorlar. Okumak artık çok büyük bir yük gibi geliyor. Özellikle yeni kuşaktan bahsediyorum. Bizler işte ben mesela gazetede de çalıştım. Gazeteden dijitale geçerken bile hayatımın en kötü zamanlarını yaşamış olabilirim. Gazete gazeteden okunur diye böyle bir insanın alışkanlıkları ile ilgili. Yani bu bir tür eski kafalılık değil de 10 yıl ne yaparsanız en nihayetinde onu seviyorsunuz. Bizim de öyle olmuştu. Şimdi dolayısıyla gazeteden internet sitesine, internet sitesinden daha da başka bir yöne gitmek durumunda olunca kolay bir şey olmuyor. Çünkü internet sitesinin kendi içinde zaten çok hızlı olması gereken bir yanları var. O yanlara yetişmeye çalışırken bir de yeni o dijitalleşme denilen şeye de yaklaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla her ikisini birden yapmak hiç kolay değil. Ve aslında benim istediğim şey, belki de şu anda Türkiye'de çok da yapılan bir podcast türü de değil. Ben bunu haberle birleştirmek istiyorum doğal olarak. Yani Biyanet buysa bunu yapalım. Biz haber mecrasıysak, gazetecilik yapacaksak gazetecilik örneği verelim istiyorum. Ama ne yazık ki bu öyle kolay bir şey değil. Çünkü bunun teknik altyapısından tutun çalışanına kadar çok fazla detayı var. Dolayısıyla çok daha emekleme durumundayız. Yani benim istediğim şey işte oturup iki kişinin söyleşi yaptığı bir podcast tarzı değil aslında. Bu yapılan bir şey. Tabii ki yapılabilir. Bu da bir çeşidi. Ya da herhangi bir kişinin oturup konuştuğu bir podcast da değil. Üç kişi de değil konuşacak kişi. Yani ben aslında dört başı mahmur işte görüşüyle, fikriyle, verileriyle bir şey yapmayı, ki kendim de bunu daha önceden yaptım kısa dalgada. Öyle bir şey, evet, yapmayı çok istiyorum.
Ama dediğim gibi Biyanet bunun çok başında. Çünkü maalesef nasıl diyeyim, her şey birbirine denk gelmiyor her dakika. Evet. Ama tabii ki dediğim gibi dünya başka bir yere gidiyor. Okuyucu, dinleyici, haber tüketen ya da tüketici, yani tüketici demek istemiyorum aslında okuyucuya, dinleyiciye haber almak isteyene, ama artık galiba dijitalleşirken bazı şeylerin de ismini de değiştirmemiz gerekecek. Çünkü bir tür tüketici dinliyor ve gidiyor, dinliyor ve gidiyor. Yani en çok istediğim şeylerden biri, daha tabii bunu konuşma aşamasındayız. Bunu yapan yurt dışında bazı kanallar var. Çok da güzel yapıyorlar. İşte New York Times'ın ya da ne bileyim Guardian'ın falan yaptığı çok güzel akşam üzeri bültenleri gibi bültenler yapıyorlar. İşte bir, ama tabii bu çok detaylı bir çalışmayı ve bir ekibi gerektiriyor. Yani o New York Times'ın ya da ne bileyim Guardian'ın ya da El Cezire'nin podcastlerini dinleyince bazen gerçekten çok kıskanıyorum. Çünkü en sonunda o sizin dinlediğiniz 10 dakikalık podcast'i yapan en sonunda ya da en başında bir ekip sayıyor ki inanılmaz, yani 10 kişiden falan bahsediyoruz. İşte yapımcısı, muhabiri, seslendireni, sunucusu, teknik ekibi, araştırmacısı. Yani öyle bir ekip kurmak Türkiye'de, hele Türkiye'nin bu kadar basın ya da medyanın bu kadar sıkıştığı çok küçük mecralarda yayın yapabildiğimiz döneminde ne yazık ki böyle geniş geniş, güzel güzel, istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla işler yapamıyoruz. Ama tabii hani bu yapamıyoruz umutsuz bir şey değil. Deneyeceğiz, denemek zorundayız. Evet, burada aslında bütün bir çerçeveyi çizdiğinde Nazan, bir yandan da Biyanet gibi bir mecranın aslında ondan da bahsetmiş olduk. Açarken de biraz bundan bahsettik. Yeni yani bir tür bir geleneğe sahip olan, bir internet Evet. medyası olan bir mecranın dönüşümünden de bahsetmiş oldun aslında bir alt metin Tabii. olarak. Ve bir bağımsız medyanın yapısından da bahsetmiş oldun. İki ayrı noktaya işaret ediyorsun aslında. Yani bir hani Evet. insan kaynak aslında bir motivasyon ya da bir Kaynak değişim. çok ciddi. Evet, bir değişim motivasyonu da. O zaman Biyanet'in bu podcast dünyasına kafasını uzatmasını, aynı zamanda bu çağa ayak uydurmak için bir değişim motivasyonu olarak da okuyabilir miyiz? Tabii. Ya Hı. zaten bütün gazeteler ya da gazeteciler değişmek zorunda. Yani dediğim gibi mesela ben çok bayılmıyorum ama artık insanlar televizyondan ya da internet sitelerinden değil. Yani bakıyorsunuz, özellikle genç kuşaktan bahsediyorum. Yani ben de genç kuşak derken kendimi dünyanın en yaşlı insanı gibi şey yapmış olmayayım. Hayır, yaşlı değilim. Hayır. ama hani bu 2000 doğumlular falan bakınca, yani insanlar artık YouTube'u bir tür haber alma, eğlenme, vakit geçirme ve bilgilenme yeri olarak kullanıyor. Bu çok acayip bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani artık ana akım medya demek ki yeni kuşağa bir şey anlatmıyor ya da ilgisini çekmiyor. Bu enteresan. Yani işte bizim iş yerinde ya da daha başka bir şekilde tanıştığımız gençler, benim yeğenlerim YouTube izliyorlar. Mesela diyorum ki niye şunu okumuyorsunuz, niye bunu? Ben onu YouTube'da bilmem ne kanalında seyrediyorum zaten diyor. Yani artık bizim bildiğimiz anlamda bir medya yok. Başkalaştı ve siz ne kadar ısrar ederseniz edin, ne kadar yerinizde durmaya çalışırsanız çalışın, okuyucu kaybedersiniz ancak ya da işte bu Hantal sizin gözükürsün ürettiğiniz belki de. içeriği. Tabii yani eski, yani şey, şuna benzer bu. Eski ve çirkin, yani yaşlı bir adam
sana bir şey anlatıyor. Vardır ya böyle zaman zaman her şeyi bilen amcalar böyle bak o öyle değil ama falan diye. Ama senin de bir fikrin var. Sen de bir şeyler düşünüyorsun. Dolayısıyla tabii Türkiye'de bu söz konusu değil belki ama işte Amerika'ya baktığınızda Amerika'da 3 kişiden biri podcast dinliyormuş. Bu rakamlar bunu söylüyor. Ne kadar acayip değil mi? Yani bizim Türkiye'de 3 kişiden biri dinlese hakikaten bizim Türkiye'de 3 kişiden biri herhangi bir internet sitesini okuyor mu onu da bilmiyorum. Ama insanların alışkanlıkları çağ değişirken ben eskide kalacağım diye ayak diremek doğru bir gazetecilik türü de değil. Çünkü sen yaptığın işi boş boşuna yapmıyorsun. Birilerine bir şey söylemek için, birilerine durumu anlatmak için. İşte atıyorum Diyanet'in özelinde şunu söyleyebilirim. Sesi duyulmayanların sesi olabilmek için, mağdurun yanında olabilmek için. Bunlar önemli şeyler. Gazeteciliğin temel ilkelerinden bahsediyoruz. Bunu işte şeyle birleştirebilmek, yeni dünya ile birleştirebilmek aslında marifetimiz olacak, becerebilirsek öyle söyleyeyim. Peki Nisan ayında başlamış podcast'leri ve büyük bir düzen halinde aslında tam da sürmüyor. Ya da Evet. hani belli ritmi yok diyebiliriz bunun için. Evet Aslında tam da bu diyebiliriz. anlattığım sebeplerle galiba. Yani hani hem böyle biraz değişmeye çalışan hem bu teknik mesele hem bunun altyapısını kurmakla ilgili dertler. Bu süreç biraz yavaş mı ilerliyor ya da örneğin Diyanet için bunu konuşursak önünde ne gibi engeller var ve belki bu engellerin kalkması için bir şey yapıyor musunuz? Ne kadar bir vadeye yayılıyor atıyorum bu podcast mecrasında bir şey yapmaya devam ediniz. Hakeza diğer taraftan elbette çağ değişiyor, her şey değişmeye devam ediyor filan. Ama geçenlerde okuduğum bir araştırmaya göre örneğin kaynağını hatırlamıyorum. Özür dilerim ama örneğin insanlar televizyon izlemeyi sürdürüyorlar. Yani Türkiye'de televizyon izlemeyenlerin oranı %3 ve hala en baskın ulaşım araçlarından biri televizyon örneğin. Yani bu şeyi de sürdürmek mümkün olabilir. Belki de çağ tırnak içinde bunu dayatıyor diye podcast'a da girmek kötü bir fikir de olabilir. Bunu tartışıyor musunuz? Bunu böyle mi tartıştınız? Doğrusu böyle tartışmıyoruz. Yani bunu yapmamız gerektiğinin farkındayız. Şey gibi bu. İşte televizyon icat oldu, sinema bitecek diye de söylenmiş vaktinde. Ama öyle bir kehanet olmadı. Yani neticede sinema hala devam ediyor. Hala sinemaya gidiyoruz. Hala çok daha severek gidiyoruz. Evet. Dolayısıyla podcast icat oldu ya da işte video icat oldu. Bütün yazılı her şey bitecek diye de bir şey yok. Biliyorsun hangi şey tam hatırlayamıyorum. New York Times ya da yine şu an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Yanıltmak da istemiyorum sizi ama yabancı gazetelerden biri ilk önce biz kağıttan vazgeçtik dedi. Yalnız dijital olacağız dedi ve sonra baktı ki olmuyor ve tekrar kağıda döndü. Bunun gibi bir şey. Yani nasıl sinema yok olmadıysa televizyon çıktıktan sonra tabii ki internet yayınları da podcast çıktıktan sonra ya da video çıktıktan sonra yok olmayacak. Yenilik pardon şu önemli. Biz evet çok daha başındayız. Bu bir elimizden geleni şu an yapmaya çalışıyoruz ama hani bu podcast'i ya işte konuşursun 2 dakika ya da 10 dakika işte bir arkadaşımla oturur konuşurum hiç üzerine bir şey yapmadan veririm işte SoundCloud'a ya da Spotify'a olur biter. Yani bu yapılabilir, elbette yapılır ama benim meramım bu değil. Doğru düzgün montajıyla, sesiyle, içindeki bilgiyle tam olan bir şey istiyorum. Dolayısıyla bunda dediğim gibi hani kıskanıyorum dedim ya evet bu bir insan kaynağı meselesi. Ve Türkiye'de hani bunu şu an için medyanın insan kaynağı daha doğrusu şöyle söyleyeyim haber pahalı bir şeydir.
Evet. Ama bunu nedense değilmiş gibi. Yani okuyucu da habere para vermek istemiyor. Gazete almak istemiyor ya da atıyorum şimdi internet sitelerini paralı yapsak kaç kişi üye olur? Ya da işte bazı arkadaşlarımız Medyascope, yani arkadaşlarımız Medyascope bildiğim kadarıyla bir fonlama Patreon yapıyor. Kaç kişi bu Patreon'a üye oluyor onu bilemiyorum. Çünkü Bunu insanlar önce hani Kemal Göktaş'la da efendim. konuşmuştuk birkaç önceki oturumda Kemal Göktaş'la da konuşmuştuk örneğin kısa dalga için denedikleri ve çok da tutmayan morallerini bozan bir deneyim olmuş örneğin. Evet, olmuştur eminim ondan. Çünkü insanlar bunlara para vermek istemiyorlar. Çünkü artık internete girince nasıl olsa bir yerden bir şey duyacaklarını, bir yerden bir şekilde haber alacaklarını biliyorlar ve dolayısıyla zaten Türkiye'deki medya o kadar sıkışmış bir durumda ki hani ya ana akım medyadan bahsediyoruz. Hürriyetten, Milliyet'ten işte aklınıza gelebilecek Habertürk'ten falan filan hani ana akım olan hepsinden bir araya toplasanız onlar da yatırım yapamıyor artık. Çünkü artık bir şekilde patronların sözünün geçtiği ve patronların gazetecilik değil yalnızca işi ticari boyuta baktığı bir noktadayız. Artı şu var, %95'inin iktidar tarafından kontrol edildiği bir yerde %5'teyiz ve biz de ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ama bunlar çok kısıtlı bütçelerle ayakta kalmaya çalışan mecralar. Yani hiç kimsenin şu anda işte internet yayını yapan hiç kimsenin böyle milyon dolarları yok ki dağıtsın ve iyi tamam bir de podcast yapacağız. Hadi o zaman şu kadar işte bir montajcı alalım, podcast yapacak bilmem kim alalım falan. Hani cidden çok sıkışık bir durumda yeni bir şey yapmaya çalışınca çok hızlı ilerleyemiyoruz. Yani kendi adımda ben bunu söyleyebilirim. O da tabii ki insanın zaman zaman moralini bozan, zaman zaman tadını kaçıran, zaman zaman umutsuzluğa düşüren, zaman zaman kötü işler yapmasına, hatalar yapmasına belki sebep olan durumları önünüze getiriyor. Ama yani toplam hikayeye bakınca enseyi karartmadan yavaş adımlarla belki bunun üzerine gitmek durumundasınız. Çünkü evet dünya başka bir yere gidiyor ve siz o dünyadan ayrı kaldığınızda yeni bir şey söylemediğinizde çok eski ve aynı şeyleri tekrar eden bir tür nasıl diyeyim Hantallık. tutturuklu yani hantal ve tutturuklu Evet. birisine dönüşüyorsunuz. Hani Evet. her birisine diyorum ama aslında her internet sitesinde bir kişiliği var. Aslında bir kişilik gibi, bir persona gibi onların hepsi. Yani biliyorsunuz işte Biyanet deyince aklınıza başka bir şey gelir. T24 deyince, Duvar deyince, işte Demokrat Haber deyince, şu deyince, bu deyince. Evet, hepsinin bir kişiliği var. Hantal kişilik olmak ya da sevimsiz, tırnak içinde söylüyorum, sevimsiz kişi olmak da hiçbir internet sitesinin isteyeceği bir şey değil. Peki bu hamleden sonra yani şimdi işte baktığımız zaman sanırım 20'den fazla podcast yayınınızı görüyoruz biz sizin. Biyanet'in topluluğu, etrafındakiler, kişiler nasıl tepkiler aldınız siz? Yani çünkü bir yandan da gerçekten hani bu konuyu şunu anlıyorum ve açıkça da söylüyorsunuz zaten. Yani iyi bir şey yapmadığımız sürece yapmak istemeyizi de anlıyorum. Ama önümüzdeki günlerde buradan bir şey çıkacağını da düşünüyorum. Mesela Biyanet'in kitlesi buna uygun olacak mıdır sizce? Nasıl bir şey hissediyorsunuz orada? Çünkü bir basın mensubu da olarak Biyanet'i de izleyen biri olarak aslına bakarsanız Biyanet'in böyle olduğu yerden çok da başka bir yere adım atmaktan adım atmayan ama tam da zaten buradan beslenen bir yapısı olduğunu görüyoruz yıllardır. Yani bu pek çok şeye değişebilir, dönüşebilir bir durum. O yüzden merak ediyorum mesela takipçilerinizden ve kitlenizden, etrafınızdakilerden nasıl tepkiler aldığınızı.
Yani bu kötü bir tepki aldığımı söylenemez. Ya da Zaman zaman şeyler... Efendim? belki tepkisizlik mesela, yani hani. Yok, bizim okuyucumuz bize biraz fazla şey yapar. Hani bir minicik bir hatada bile bunu nasıl yaptınız diye böyle fırçalar yani. Alıştık bu tarz şeylere. Mail atar, kızar filan. Ama hani podcast konusunda kötü bir şey aldığımızı söyleyemem. Aslında biraz bizim kemik bir okuyucumuz var. Onlar da aslında olan biteni anlamaya çalışıyor. Yani şimdi bakmayın, burada bir podcast zirvesi yapınca şey gibi sanıyoruz. Herkes biliyor. Hayır. Dışarıda bir sürü insan bunu bilmiyor. Çünkü Türkiye'de çok bilinen, çok hani video deseniz video bile daha çok biliniyor, inanın ki bana. Ama podcast deyince ne falan gibi şeyler de duyduğum çok oluyor benim. İşte daha öncesinde kendim podcast yaparken aradığımda işte şu mesele üzerinden bir podcast yapacağım dediğinde anlamadım ne yapacaksınız diye. Ben podcast'i sıfırdan anlatıyordum. Şöyledir, böyledir, şöyle yapılır falan filan diye. Dolayısıyla bizim izleyicimiz de aslında yavaş yavaş ya bu ne? Bunlar bir şey yapıyorlar ama dur bakalım şuna da bir bakalım merakıyla hareket ediyorlar. O yüzden hani bir kötü ya bunu niye yapıyorsunuz ya da bunu neden yapmadınız ya da niye bu böyle? Hayır, onlar da öğrenmeye meraklı bir kitlesi var. O anlamda hani nasıl diyeyim açık. Zaten bütün insanların iyi bir şey yaptığınızda bunun karşılığının bulunacağını düşünüyorum ben. Okuyucuları da o anlamda merakla hani o yavaş 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 biz de alışacağız bu hikayeye der gibi yaptıkça peşimizden geliyorlar bence. Evet, haber mecralarının da dışında başka bir şey yapıyorsunuz aslında. Yani Türkiye'de biraz haber mecralarının da yaptığı şey, biraz önce Nida da hatırlattı bana. Örneğin yaptıkları bir yayının YouTube kaydını alıp podcast olarak yayınlamak. Yani hani bu bir yandan da ilk konuştuğumuz şeye geliyor. Yani hiçbir şey yapmadan ona. Ama ikisi birbirinden çok farklı formatlar aslında. Biri ses için üretilmiş, biri gerçekten görüntü odaklı. Tam da bu söylediklerinizden düşündüğümüzde aslında Bienet, evet, yaptığı podcastlerinde de bu hedefi, bu çizgiyi korumayı hedefliyor. O yüzden böyle naif, yavaş, sakin bir adımla devam ettiğini görüyorum ben. Bence bu belki de yine bu çağın aşırı hızlı haline aksi bir duruşta çok iyi ve çok da temkinli bir süreç. Ve bu güzel şeyler getirebilir. Çok da iyi bir şey yapmaya vesile olabilir aynı zamanda. Burada bir şey sormak isterim. Sahadan, Buyurun. pardon. Pardon, Buyurun, pardon. buyurun. Yo, hayır, ben dinliyorum. He. Sahadan gelen ve böyle geleneksel medyanın pek çok aşamasında yıllardır çalışmış bir gazetecisiniz aynı zamanda. Sıcak habere uygun bir mecra mıdır mesela podcast? Böyle bir düşündüğümüz zaman başka bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Bu konu hakkında siz ne düşünürsünüz? Ya aslında hani asla uygun değildir diye bir şey söylemeyeceğim. Ama %100 uygun mudur? Onu öyle bir iddiaya giremem. Yani dediğim gibi eğer işte bunu yurt dışı örneklerini çok görüyoruz. Akşam bültenleri ya da işte bilmem sabah bültenleri falan filan yapılıyor. Ama buraya birileri bağlanıyor. Bir muhabiri başka yerden bir uzmanla telefonla konuşuyorlar. Yani işin içine her şey giriyor. Yorumu giriyor, haber giriyor, bir sunucu var, anlatıyor, durumu tarifliyor falan. Dolayısıyla bir orada çok ciddi bu işi gerçek anlamda sıcak habere yetiştirecek. Yani nasıl televizyonlarda son dakikaya yetiştirecek gibi bir planlama yapılıyorsa orada başka arka tarafta çalışan başka kocaman bir ekip var. Dolayısıyla öyle bir ekibiniz olduğunda evet sıcak habere de uygun olabilir. Eğer bunu alacak yani dediğim gibi Türkiye'de çok az podcast dinleyicisi var.
Ama işte Amerika gibi üç kişiden bir kişi dinliyorsa evet bu çok pratik bir yön. Ama Türkiye gibi çok da nasıl diyeyim revaçta olmayan bir formatta bunu haberde yaparsanız karşılığını göremeyebilirsiniz. Çünkü insanlar henüz daha şeyde Twitter yani Twitter'dan en çok alınıyor. İşte Twitter'da en fazla 2,5 dakika şey izliyorlar, video izliyorlar ya da spotunu okuyorlar. Gerçekten şu hareket en çok şeylerin korktuğu hareketlerden biri. Yani parmak okuyucu diyorlar bir anlamda ona. Twitter'dan geçiyorsunuz ve okuyorsunuz ama içini açıp basmıyorsunuz. Böyle bir Evet. şey varmış. Yani baş parmak okuyucu diyorlar buna. Dolayısıyla eğer sizin okuyucunuz ya da dinleyiciniz diyeyim podcast için öyle bir alışkanlık geliştirmiş olsaydık bu ülkede ya da öyle bir alışkanlığımız olsaydı bu ülkede evet sıcak habere uygun ama tabii onun dediğim gibi altyapısı da bir habercilik mantığıyla kurulmuş, işte sıcak haber mantığıyla kurulmuş bir ekibiniz olsaydı tabii ki uygun. Niye uygun olmasın? Ama eğer işte Türkiye gibi henüz buna alışkın olmayan ve yine Türkiye gibi küçük paralara kendince bir takım işler yapmaya çalışan %5'in içindeyseniz o zaman yapacağınız iş de çok parlak olmayacaktır. Bıraktığınızda yani onu okuyucuya sunduğunuzda alacağınız tepki de olmayacaktır ve bu çok ciddi bir emek israfı olacaktır. Ama dediğim gibi belki ilerleyen zamanlarda hakikaten yazmayacağız. Yalnızca okuyup haberimizi ya da okumak da değil, anlatıp öyle diyeyim. Ve görüştüğümüz insanlar, konuşanlarla, yorumcularla, bize haberi veren kişilerle bir şekilde haberimizi yapıp gerçek anlamda yani hani montajıyla, müziğiyle, girişiyle, çıkışıyla, introsuyla, arada belki reklamıyla hani bunlar önemli şeyler çünkü. Bir Evet. podcast dünyası yaratılabilir. Ama şu an için Türkiye'de hani böyle çok hızlı bir dönüşüm doğrusu beklemiyorum. Ama tabii ki bir tür ya her şey aslında şöyle diyeyim belki 25 sene evvel ya internet sitesinde gazetecilik mi olur diyorduk. Ama oluyor gördük. Televizyonda haber mi olur diyorduk derlerdi belki 50 sene evvel. Oluyor gördük. Dolayısıyla evet yani sıcak haber de podcast olabilir bence. Ama dediğim gibi yine bir karşılığı yani dinleyici olarak bir karşılığı ve bir ekip olarak sadece bu işe yoğunlaşmış iyi iş çıkaran ekiplerle ancak olabilir diye düşünüyorum. Yani evet, aslında bu mecrayı da yavaş yavaş işte ciddiye alıp var olduğunu görüp onu tanıyarak ve aynı zamanda dolayısıyla buna yatırımlar yaparak tırnak içinde üzerine çalışmak Tabii gerekiyor. tabii. İlerleyen günlerde neye dönüşeceğini göreceğiz. Peki Piyanet'in önümüzdeki günlerde yakın zamanda planladığı bir seri, bir başlangıç ya da özel bir şey var mı dinleyicilerine şu an duyurabileceğimiz ya da şimdilik eski podcastlerine mi bakmaya devam etsinler? Evet, maalesef şu anda çok böyle güzel bir şey söyleyemeyeceğim için hiç söylemeyeyim. O zaman lütfen Eski hani böyle podcastlerine büyük bir atılım bekliyoruz falan filan. Ben de çok isterdim böyle laflar edeyim. Yani 40 yılın başında herkes böyle şu kadar şahaneyiz, bu kadar şahaneyiz diye konuşuyor. Çok hoşuma gidiyor benim o özgüven. Fakat hayır. de şahane. Yani bu Bir tür CEO'luk yapıp evet bir tür CEO'luk hadi bu CEO tavrı takılıp evet şu ilerleyen günlerde çok şahane olacağız diyemeyeceğim. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama bunun sözünü verebilirim. bence çok güzel bir söyleşiydi. Çünkü yani Teşekkür burada ederim.
sadece podcast'i övmeye gelmedik açıkçası. Bence bu mesele biraz böyle podcast'in her tarafını konuşmak istediğimiz bir yerdi ve zaten Biyanet'i de tam da bu yüzden çağırdık. Biyanet böyle istikrarla podcast'ler yapan bir yer olduğu ve podcast'leriyle kendinden söz ettiği için değil, bilakis bu konuya girmeye çalışıyor ama bu Çok süreçte çalışıyor, neler yapıyor evet. merak ettiğimiz için ve böyle aslında gazetecilik ve podcast dünyasındaki bu gidip gelmeyi, bu yeni yakınlaşmayı anlamaya çalıştığımız için bu konuşmadan yani bazı başlıklar var aslında benim önümde duran. Habercilik açısından avantajları ve dezavantajlarını biraz konuşmuş olduk belki de. Biraz bağımsız medyayı konuşmuş olduk bu vesileyle. Bağımsız medya dediğimiz şey hızla aslında aksiyon alamıyor da. Ve belki de parası olan, parasını basıp bu bir sektördür ve buraya gireceğim diyen medyadan tırnak içinde bir nebze geride durmasının sebeplerinden biri de olabilir. Öyle kalmak zorunda oluşunun sebeplerinden biri bu olabilir. Habercilik podcast'i dediğimiz şey aslında biraz daha zaman, ekipler, biraz daha belki de yavaş bir şeye ihtiyaç duyar. Bunlar benim çıkardığım notlardı. Eklemek istediğim bir şey olur mu Nazan? Hepimize iyi şanslar diliyorum. Şahane. Çok teşekkür ederiz biz katıldığın Ben için ve teşekkür ederim.